Merhaba, ben Sakıp Sabancı. Hayatım boyunca girişimcilik ruhuyla yanıp tutuşan, özverili çalışmalarım ve azmimle başarılar elde etmeyi amaçlayan biriydim. Hayata, küçük bir kasabada başladım ve sınırlı imkanlarla büyüdüm. Çocukluğumdan itibaren hayal gücümü ve öğrenme arzumu kullanarak kendimi geliştirmeye odaklandım. İş dünyasına adım atmam, ailemizin tekstil sektöründe faaliyet gösteren küçük bir şirketi devralmamla gerçekleşti. Bu dönemde, işletmeyi büyütmek için kardeşim ve diğer aile üyeleriyle birlikte çalıştık. İnanılmaz bir ekip ruhu ve kararlılıkla, şirketimizi Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri haline getirdik. Başarımda sadece kendi çalışmalarımın etkisi olduğuna inanmıyorum. Çalışanlarım, iş ortaklarım ve toplumumuzdaki insanlar da benim başarımın bir parçasıdır. İnsanlara değer vermek, onları desteklemek ve teşvik etmek, işimi ve hayatımı şekillendiren temel değerlerim arasındadır. Hayatımın en önemli derslerinden biri, risk almaktan ve yenilikçi olmaktan korkmamam gerektiğiydi. İş dünyasında başarılı olmanın yolu, değişime açık olmak ve yeni fırsatları keşfetmektir. Zorluklarla karşılaşsam bile, pes etmeyen ve kendime güvenen bir duruş sergilemeyi öğrendim. Sonuç olarak, hayatım boyunca değerlerime sadık kalarak çalıştım ve inandığım ideallere yönelik adımlar attım. Başarı, sadece maddi kazanımlardan ibaret değildir, insanlara ilham vermek, toplumun refahına katkıda bulunmak ve gerçek anlamda bir iz bırakmak da büyük bir öneme sahiptir. Hedeflerim, sadece iş dünyasında başarı elde etmekte sınırlı değildi. Sosyal sorumluluk duygusu benim için önemliydi. Hayırseverlik ve eğitime olan inancım, Sabancı Vakfı'nı kurmamı sağladı. Vakıf, eğitim ve kültür alanında çeşitli projeleri destekleyerek, toplumun gelişimine katkı sağlamayı hedefledi. Çalışma azmim, tutkum ve sosyal sorumluluk duygumla birlikte şekillendi. İnsanların hayallerine ulaşmasını sağlamak için kendi başarı hikayemi paylaşmak ve onları cesaretlendirmek benim için önemli bir görevdir. Efendim, Tanrı insanlara çocuklar verirken %1,5, %2'si takriben problemli olarak dünyaya geliyor. Hangi eve bu yangın gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında. Daha bir tane ayakkabı almamışım daha, çünkü hiç yürümemiş. Pasaportla tanışmamış. Efendim, otomobil isterim baba dememiş. Ama ben neyleyim ki? Otomobil fabrikası kurmuşum, Toyota olmuş. Oğluma bir otomobil verememiş. Bu beni üzer. Zaman zaman Avrupa'da, Amerika'da seyahatler esnasında görüyorum ki problemli çocuklar wheelchair'de gidiyorlar. Metin'i hatırlıyorum. Hassaslaşıyorum. Arada da tuvaletlere saklanıyorum. Çünkü öyle metinler var ki, bir tane, 10 tane, 100 tane, 1000 tane değil, ülkenin her yerinde. Bağrı yanak aileler dolu ki, İşte sana belki de Metin'in adına müesseseler yaparsın, birçok metinlere fayda verirsin. Bu problemli çocuklara mahsus olimpiyatlar var. Biz olimpiyatlara gidebilmemiz için, performans gösterebilmemiz için bu Erol Sabancı müessesesinde kapalı spor salonu yapsan, gençlere fırsat versek, problemli kişilere. Çok sevdim. Hemen yola çıktık. İdeal olmasa da bir kapalı spor salonu yaptık. Ürünleri de iyi oldu. Birkaç sene sonra bu yarışmalara gittiler. Hemen New York'ta yarı meydana gittim. Kennedy'de bunları yakaladım. O delikanlıları öptüm. Onlar hassas çocuklar, problemliler,
apayrı pencereleri var. Onları öptüm. Onlara saatler verdim. Benim resmim var. Ha sizi göreyim ha. Başarın ha. Ha sizde dedim. Onlar gittiler. 7 tanesi altın, altın, altın kazandılar. 3'ü de gümüş kazandılar. Ve İstiklal Marşımızı orada söylettiler. İlk günler oğlum oldu, ne sevinmiştim be. Anadolu'da oğlan oldu, ayrı bir nüansı vardı. Ama arkasından duyunca ki oğlan oldu, ama diyemiyorum, olmaz olaydı. Diyemiyorum, dilim çarpılacak. Ama bana ilk günler tabii bunun etkisi çoktu. Beni çok perişan etti. Karımı büsbütün perişan etti. Aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe alışmaya yaklaştık. Hiç alışmak mümkün yok. Çünkü her akşam varacağım eve. Metin'i göreceğim. Sabah kalktım. Metin'i görecek. Direkt indirekt seni etkileyecek bu kardeşim. Torunu olan adam ancak olunca torununun keyfini, mutluluğunu iyi anlatabilir. Torun sahip olunca. Aynı öbür tarafı da problemi çocuğu olan yuva ancak onun nüanslarını bilir. Olmayan onu dinler, değerlendirir fakat nüanslara giremez. Allah kimseye vermesin.